Şahin abi ayrılıyorsun bugün artık buradan. Şahin abiye söyle, bana değil. Diyor ki başım gözüm üzerine gelmişsin abi. Allah yolunu açık etsin diyor. Başka? Allah'ın emaneti. Sen de Allah'ın emaneti. Hadi görüşürüz inşallah. Bir ekmek. Şimdi arayalım. Abi de İbrahim o derdi kırma. Davos pi. Bakor bir bugriyle. Bir tane delibaş vardı ya. Poşet bağlanan koyundur o. Gebe ya. Ağır gebe belli olsun diye. O aksıyor. Ona da iğne yap Ahmet. Isırgan da değil. Bunun ismi resik resik. Çilek gibi bağlıyor. Isırgan başı var mı ya? Isırganı biliyoruz. Ha, sen şunu diyorsun. Ha, ısırgan şu keçinin yediği, tamam mı? Ha, sen şunu diyorsun. He ben bunu diyorum. Şunu diyorsun. Ha. Bu çilek gibi bağlıyor ya. Ha. Çok güzel oluyor yemeği. Bilmiyorum vallahi. Baharda bunlar küçük oluyordu. Daha böyle şey... Bu değil. Kenger dediğim bu değil. Bu biraz daha böyle ince çıkar. Dikenler de ince ince dağılır. Gül gibi yani. Gül gibi olur. Aynen öyle. Bu başka bir. Galiba ben bunu bir ara bir haberde falan okudum. Hakkari tarafında, Van tarafında falan çok var. Bundan toplayıp çekirdeklerini kahvede mi kullanıyorlarmış? Ne yapıyorlarmış? Ya bilmiyorum. Bizim yediğimizde bence de o yüzden biz. Abi haberimiz yok ki bizim doğadan. Soyup yiyorduk biz. Haberimiz yok doğadan yani. Daha bak bunun adını bilmiyoruz. O kadar yıldır geziyoruz dağlarda. Adını bilmiyoruz. Dişi deve dikeniymiş bunun adı. Artık da isim bulamamışlar ya. Bir deve dikeni yanına da bir de fil dişi koymuşlar. Haydar 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 haydar. Allah'ına kurban Şahin abi. Tam yıkanma havuzu ha. Sarsılmaz çok uyumlu Şahin abi. Yani öyle o kadar efendi, uyumlu. Asla ben görmedim yani. Hırçı da efendi. Hırçı çok sert ama. Sert böyle Anadolu kadını. Bu biraz daha Avrupa'yı tarzı. Biraz daha Avrupa'yı. Yani Avrupa'yı tarzı. Yani o Fars'a çık ki. Gece hiç durmuyor. Yani akıllı, zeki falan. Bu biraz daha böyle Anadolu kadını. Emektar, kavgacı. Sürüyü hiç bırakmıyor. He. Sasi mi? Şey. Bunu sen dediğin gibi yapacağım. Araba bu sefer geldiğinde Şahin'e bu iyileşmiyor. Göndereceğim. O arkadaşımız var veteriner. Bir işte operasyon uygulasın, ona geri göndersen. Ama da geri gelir o. Ya çok süper ya. Hele bunun yavruları da olsun Hırçı'dan. Sen o zaman izle. Hırçı'dan, Kuzger'den. Bunun mesela bir tek o arka tırnakları biraz işi bozuyor. O da yavruyken eğer yavruları böyle olursa yaparım tırnakları, ama bu ameliyat da aldırırım. Uçağımız. Satılmamış burası. Belki davalıymış, mahkemelikmiş falan. O yüzden böyle çok otlu kalmış. Bizim sürü gibi bir sürü var ya, bir ay bitiremez burayı. Yavaş. Düşünsene abi ya, şöyle bir buranın, bir dünyanın tarihini, bir geçmişini düşün yani. Yüz binlerce yıl boyunca hiç kimse yokmuş bu dağlarda. Yani olabilir avcı toplayıcı bir şekilde geldiklerinde böyle hayvanların peşinde, hayvanlar nereye onlar oraya, ve belli beslenme alanlarında varılmışlar çünkü belli konumlarda. Ama buralarda insan yaşamıyor. 75 bin yıllık neandertal kalıntıları bulmuşlar. 75 bin yıllık düşün. Yaşamıştır Şahin abi. Yaşamıştır. Mağara yok mesela. Abi mağarada yaşamıyorlarmış ki Şahin abi. Dışarıda mı yaşıyorlarmış? Dışarıda. Burada yaşıyor ya. Hava soğuyor, iniyor. Hayvanlar nasıl hava soğuduk kar yağda iniyorlarmış vadilere, şeylere. Onlar da o öyle. Küçük mağaralar. Abi şeyde... toplam senin bu saydığın var ya, bu dağdan, Köse dağdan tut buradan 10 kişiye varmış ya yokmuş yani yaşayan. Mesela Antalya'da ben bir iki mağaraya gittim, gezdim. Yani şey mağara, bu eski insanların yaşadığı mağaralar. Yani o da şey ya, muhteşem güzel ya. Ama Antalya tatil kasabasıymış. Onun için tatile gidiyorlar. Nereden? Buradan tatile. Hayvanları kovalaya gidiyorlarmış. Antalya o da otelmiş o zaman. Karayin mağarası var Antalya'da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şu koyunların şeyi kadar, şu alan sadece şey, bir bölgesi. Ya. İçeriye gittikçe daha da iş yapıyor. Dedi Ayşe anlatıyor işte, burası oturma salonu. İşte yatak odaları arkada. Bir şey buldular. Hangi ülkeydi ya? Başka bir ülkede de yani zar zor böyle sürünerek geçebildikleri bir noktada bilmem kaç bin yıllık kalıntılarını buldular. Zar zor böyle sürünerek. Ama şimdi değişmiş. Şimdi mesela toprak da, kaya da aşınıyor. Ne bileyim, belki eskiden oralarda mağaralar varmış. Sonra çökmüşler büyük depremlerde, sallantılarda. İşte rüzgar toprakla doldurdu. Rüzgar toprakla doldurdu. Bilemiyoruz. Şurada bir ev yapıyorsun komple taştan, 100 yılda yerle bir oluyor, gidiyor. Bize toprak doluyor yani. Şey. Ama inanılmaz yani. Bütün bunların yanında düşünsene şu Köse Dağı'nın yanında işte benim binam var, apartmanım var, dükkanım var, dairem var, arzam var. Ne kadar komik değil mi? He? 100 yıl sonra sen ne yaptın? Bana bir tepesine çıkmak isterim abi. He. Sen 100 yıl sonra sen yaptın o bina hepsi yok olacak. Sen de yok olacaksın ama bu 8.9 vurdum hepsinden. He, bu milyonlarca yıl boyunca hala kalacak. Hala yaşıyor, hala ayakta duracak. Enişte bir tane şey olacaksın. Starbucks kafe. Evet. Helikopterle gelirler. Millet merak için gelir. Helikopterle gelirler. Bu rota nasıldı Şahin abi? Çok ilginç bir rota değil mi? Evet. Baharın hele gel buraya. Karlar, kar, çiçek, yeşillik, gürül gürül akan sular, kurtlar. Sen gene hiç kurt göremedin ha. Sen git yarın görürüz. Kesin ya, o garanti. Baksana oradan geçtiğimizde adam dedi ya, demiş ya sana 2 tane kaptın. Bizim geçtiğimiz yerden. Ama size başka amadı o. Baba size başka bir oradan aç. Demek ki kurtlar benden kürsüler. Sivas'ın kangalını duymuşlar ya adam. Onlar da korkuyorlar. Abi 3 sene oldu hiç daha görmedim ha. He ya. Şahin abi zaten Şahin kurdu çok nadir bizde görebiliyoruz. Düşünsene biz yani yılın 200 günü neredeyse dağlardayız. Bak 200 günü, 220 günü, 230 günü dağlardayız. 2-3 kere. O görünmek isterse görüyor da. He, o da görünmek isterse veya aniden kafa kafaya denk gelirsin. Diyelim ki burada hiç kimse yoktur, tamam mı? Sen gelirsin buradan yürürsün. Aniden seninle kafa kafaya denk gelir. İşte o zaman Allah'a ekber deyip. Veya koyunun altını boş bulmuştur. Seni uzak görmüştür. Sahipsiz zannedip saldırıyor. O arada görüyorsun. Veya köpekler bir yerden kaldırıyor onları. Çok dikkatli olmalısın. Köpekleri takip edip bulamıyorsun. Göremiyorsun yani. Zaten onu bu kadar insan vahşiliğinin arasında yani var olabilmesi onun o yeteneğine bağlı zaten. Doğru söylüyorsun. Yani böyle vaziyette vahşiler olduğu müddetçe yuvasını bulup da yavruyu çıkardık da duvardan duvara vura öldürür. Tabii. Neler var neler ya. İşte. Arkadaşlıklarını pekiştiriyorlar böyle. İnsin abi, insin. Burada bir baykuş vardı az önce de. Saklandık. Şimdi her an uçmaya hazırdır. Eğer uçarsa hatta şu olabilir. Taş gibi görünüyor. Ama kendisi baykuş oraya saklanmış. Nasıl kamufle oluyorlar ya. Peki uçmasa da şöyle yakından çekebilsek. Sessizliğe bak ya. Uçmadı. Göremedik. Aman salak herif sarçayım oluyor. Hop palazın üzerine düştü. Oğlum Sana ne olmuş lan baykuş? Ama bir şey olmuş ya, sanki uçamıyorum. Az daha yakalanıyordu sarsıyı. Uzgar orada olsaydı yakalardı. Yazık olurdu. Hem de güzel çapçamlı gözleri var. Hala da var. Tamam. Polas 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 polas. Hayır, ona gene iğne yap. Zaten ilaca tere gibi. Uzi. Şahin abi onu Hırçı'ya ver, Hırçı'ya ver yesin. Hırçı'ya ver? Ama pazı vurduk ya. Bu poşetler de al, o şey var ya, torbayı al, unutma. Poşetlere cevap mimi havası istiyor onu. Şahin abi hadi, yolcu yolunda gerek, hadi gel. Hadi gidelim. Sen niye yemedin lan ekmeğini? Sıpa, hem yemiyorsun hem... Ahmet. Allah'a emanet, inşallah. Helal olsun. WhatsApp'la konuşacağız. İnşallah, maşallah. Sen abi poşeti asma hatta. Kaç kuş yapar, at bir anda ürker. Kaç, seni kaçırır. Ya o zaman istersen o asas şey elimde yular. He? Rahatsız ederse şey yapar. Sıkıntı yok, ne gidiyor? Hadi gel. Hadi gidelim. Şahin abi ayrılıyorsun bugün artık buradan. Allah yolunu açık etsin. Kaç gün? 12 gün. 12 gün. 12 gün kalmadı ha. Aldın mı? 10 gün oldu. 11 gün oldu bugün ya. 11 Pazartesi mi geldi? Pazartesi geldik. Biz pazartesi geldik. Tamam. Pazartesiden pazartesiye bir hafta. Bugün de cuma abi. 7 salı 8 çarşamba 9 10 gün. Matematik biraz kıt. Benim hatam? Evet. Niye? Geç çağırdım beni. Geç çağırdım. Seneye daha erken çağırdım. İşe başlayacağım. Hayırlı uğurlu olsun işin abi. Nasıl Şahin abi, ne deneyimledin? Mesela bu sene ne deneyimledin? Vallahi yolculuk daha iyi ya, yayladan. Değil mi? He. Yani yolculuk o sabit yerlerden daha iyi değil mi? Niye daha iyi mesela? Daha güzel yerlerden geçiyorsun, ayrı yerlerden görüyorsun. Farklı. Yerler görüyorsun. Daha güzel oluyor. Daha güzel oluyor. Yani yaylada sabit git gel. Yani sıkılıyorsun öyle yani. Yok, sıkılmıyorum da. Böyle daha değişik yerler. Daha değişik böyle. Böyle daha böyle heyecanlı. Her gün başka bir yerde. Yine bu görmedik. Onları göstermesin inşallah. Amin. Görürüz. Gel. Güyvasa bakır al. Abbas her şeyi yeniledi ya. Ha Abbas. Lastikler de değiştirecek birazdan. Şahin abiye söyle. Bana değil. Diyor ki başım gözüm üzerine gelmişsin abi. Allah yolunu açık etsin diyor. Başka? Allah'ın emaneti. Sen de Allah'a emanet. Hadi görüşürüz inşallah. Sağ ol, kendine iyi bak. Hadi. Ben de geliyorum birazdan. Oğlum makatiye bakayım ki hatta zaten o. Hadi. Bey, o belliydi. Bu da doğum yapıyor Şahin abi. He? Anarşist koyun var ya. Hangisi şu mu? Anarşist. Poşetli olan. Bu kuyruğu beyaz vardı ya, hep böyle tek takılıyordu. O ikizdir de bir de. Bakın koyuna buralarda otlasın, ben gelene kadar. Urpas kurbanları bir şey hata zaten. Yani hatam yüzüm. Köye gitsek köy uzak Şahin abi. He. Yola ineriz, taksi çağırırız oraya. Orada yakın değil Şahin abi, orada ta derede. Abi yakın derken yani derede oraya. İnene kadar sıkıntılı olur. Sen yakın yerden almışsın. Ben bakayım çocuğu alayım, bakayım ne diyor. Kendine iyi bak komşu. Lan bunlar değişmeli. He? Bunlar da değişmeli geliyor. Onlar değişmeli abi, bizde değişme yok. İbrahim merhaba, kolay gelsin. İbrahim de 2 gün sonra gidecek. İbrahim ay niye yapmıyorsunuz? 15 günde bir değiştiriyorsunuz. Ay zor oluyor herhalde. Niye zor oluyor? Yani bir ay, diğeri de bir ay gider, kendine başka bir iş güç bakar, bir şey yapar. Aslında ikiniz koyuna gitmelisiniz. Sen de Erkan var ya. Vallahi billahi. Ha bundan sonra ikiniz koyun. Değil mi Ezgi? Daha güzel oldu. Şahin abi kendine iyi bak. Allah yolunu açık etsin. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Seneye gene bekleriz abi. Seneye baharda gel abi. Baharın biraz işimiz zor ya, bize yardım et. Vallahi ciddi söylüyorum. Evet. İnşallah, inşallah. Bak kuzular küçük, daha hoş oluyor. Heh, aynen öyle. İbrahim sen de kendine iyi bak. İbrahim, hatta tatlıyorum arabek kardeşine. Hadi güle güle Şahin abi, kendine dikkat et. Şahin abi orasına arabaya binince beni ara. Ekmek garip. Ta koçadı zobece. Bu yağmur yağıyor. Biz ekmek doğala terkiler. Tamam, biz de yemek pişiriyoruz bece. He, yemek pişiriyor. Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Bırakay gitsin, sen kal bu gece vay aman. Bugün yağmur yağacak. Ne? Çık yağacak. Baran. Allah'ına kurbanana yemeğe bak ya. No, çantak da batağız. Ne? Heykeli dikilmeli borçluğun buralara ya. Bence şu ikisinin heykeli dikilmeli. Tabii sarçı da güzel ama heykel konusu tam bu arazideki, şu anda bulunduğumuz yerdeki o 5 kurdun böyle Hırçı'ya doğru gelip Hırçı'nın böyle onların önden kuyruğu indirmeyip durması, Bozgar'ın arkadan ona koşup yetişmesi inanılmaz bir andı ya. İşte o zaman görüntü şeydi arkadaşlar, karıncalıydı canlı aktarımda. Ben tam o noktayı kaçırmıştım, hatta sonradan TV'den izleyen arkadaşlar bana söyleyince baktım, daha net gördüm. Bunlar kurban olsun çocuklara. Çocuklar bunlar için canlarını atıyor tehlike ya. Bunlar tek boğaz, tek. Kurt aha burada bırakıyor, orada gene otlamaya başlıyorlar. Çok salak hayvanlar ya. İzleyin şimdi, bir tane adam gelecek. Oh, işi. Hey. Ya bu oğul ya. Can. Can Polat Can. Yapışmış oğlum senin gözlerine. Yaşlanmışsın, yaşlılık belirtileri var. Seni bunları iyi koruyacak artık. Sana hayırlı olsun. Güzel günlerde uzun yıllar giy, tamam mı? Tak onu. Oğluma kimse yaklaşamaz artık, hiç kimse. Başını koymak istiyor kucağıma ya. Adam gibi yatış, adam gibi duruş. Köpekler var ya, çok acayip canlılar ya. Mesela şey oluyor. Böyle sürüden ayrılmıyorlar mesela. Sürüden kopup gidebilirler. Sürüyü takmayabilirler. Kafalarına göre yaşayabilirler. Yapmıyorlar onu yani mesela. Bazen sürüden ayrılsalar da niye ayrılıyorlar? Etrafta kurt kokusu vardır. O kokuyu dolandırıyorlardır. Arıyorlardır kurtları. Hemen ama gözleri sürüde mesela. Sarsıyı görüyorum, çıkmış karşıda. Dönüyor koyuna bakıyor. Dönüyor koyuna bakıyor. İşte şey palaz. Koyundan ayrılmıyor. Şey bozuyor gene öyle. Yani nasıl bir tabiatları var. Nasıl bir bilinçleri var. Yani çobandan daha çok adapteler şey sürüyü korumaya. Yani %100 buradalar. Yani mesela bir çoban köpeği nasıl iyi olur? İşte bunu bilmek için şunu bir baz almak lazım. Bir insan nasıl çoban olur? İşte bir çoban köpeği de öyle çoban köpeği olur. Yani kendini %100 vererek. Ne kadar kendini içine veriyor? Ne kadar takip ediyor kokuyu? Yemek mi ilgileniyor? Oynamakla mı ilgileniyor? Yoksa sürüyle mi? Dereyle mi? Tepeyle mi? Kokuyla mı? Bununla mı ilgileniyor? Çoban da öyle. Bakarsın bazı çoban, lay lay lum, işte dolan günüm dolsun. Böyle dolanır. Kimi çoban da vardır böyle. Fikri ottadır, bitkilerdir, sudadır. Koyunun hastalığındadır, ilacındadır. Düşünür mesela böyle koyun otlayınca. Der ki bu akşam burada otaracağım, gece burada yatacağım. Sabah falan yerden otaracağım. Falan saatte suya inerim, filan saatte yatırırım. Hep böyle düşünür. Şu koyun acaba niye böyle aksıyor? Şu koyun niye hasta? Yani tamamen hemen aynı şey yani. Bir çoban ile çoban köpeği nasıl iyi olur, nasıl iyi olunur? İnsana bakarak da hayvanı anlayabiliriz. Çoban da vardır, yüreklidir. Yürekli otarır koyununu. Çoban vardır, korkaktır. Hiç karanlık çöktü mü kaldıramaz, otaramaz koyununu. Gitti dolandı. Aha geldi sürüye.